Bugün sizlerle birlikte Google Play Store'dan indirdiğimiz ücretsiz bir oyunu inceleyeceğiz. Bu ücretsiz oyunun adı Modern Conflict 2. MC2 kısa yoluyla burada görebilirsiniz. Yant modda çalışan bu oyun modern bir savaş strateji oyunu. Farklı multiplayer seçenekleri ya da single player seçenekleriyle tankları harita üzerinde yönettiğimiz, çok kolay oynanan, bağımlılık yapan ve eğlenceli bir oyun. Direkt training diyerek eğitim alabiliriz ama ben fight diyerek size özellikleri anlatmayı yeğliyorum. Burada Battle on the Outskirts, the encrypted message that was provided by the secret agents warns us that there are missile pits hidden in this region. Capture and use them against the enemy. İstihbarat bu bölgede saklı füze üsleri olduğunu, bunları ele geçirip düşmana karşı kullanmamızı söylüyor diye. Bu şekilde zayıf bir senaryo var. Ama senaryodan ziyade gördüğümüz yapı, harita üzerinde dokunarak düşman kuvvetlerine karşı dost kuvvetleri harekete geçirmek ve bölünmeleri ele geçirmekten ibaret. Bu aradaki yolları görüyoruz. En iyisi oynayarak göstermek olacak. Bir tıklamayla üstteki tankların yarısını, iki tıklamayla tamamını alıyorum. Ve boştaki bir üsse neutral, yani tarafsız güçlerin olduğu bir yere yollayıp saldırıp ele geçiriyorum. Gördüğünüz gibi tarafsız üslerde 20'ye 20 birebir aynı sayıda asker kaybettim. Ama artık burası da benim için tank üretiyor. Bu çevrede gördüğünüz beton bariyer, artilleri ve sand battery hem havaya hem karaya karşı yaklaşan kuvvetlerin zarara uğrayacağını ve savunmada iki katı kayıp vereceğini gösteriyor. Bu şekilde saldırdığım zaman görüyorsunuz 27'ye 12'den sadece 3 tane geride adamım kaldı. Ve şu an düşman 11 adamla saldırıyor. Ama ben sadece 5 tankla evet tutamadım maalesef. Tekrar kuvvet gönderebilirim. Bu esnada bu üstten de üzerime geliyor. Büyük boyutta olan üste daha fazla tank üretiliyor. Oyunun temposu gittikçe hızlanıyor. Ben en iyisi şurada düşman olduğunu gördüğüm yere bir hava saldırısı çağırayım. Ve hemen hava saldırısında boşalan yere birim üretilemeden tanklarımı yolluyorum. Bu şekilde devamlı birlikleri hareket ettirmek gerekiyor. Otomatik bir şekilde aktarmaya imkan yok. Zaten oyunun hızlı ve heyecanlı yanı da burada. Tanklar hareket ederken de çarpıştığı için tankların bir kısmı yok oldu. Ama hala yeterli tankım var. Düşmanın üzerine gidip agresif tavırlarla ele geçireceğim. Şu an ben 5 noktada tank üretiyorum. O sadece 1 noktada tank üretiyor. Bunun için avantaj bende. Bu şekilde çift taraflı bir saldırıyla aşağıdaki üssünü ele geçirdim ama yukarıdaki üste hala hayatta. Size füze üssü ele geçirmeyi ve avantajlarını kısaca göstereyim. En güzeli. Şimdi burada üniteleri topladık. Birazcık sağlama alıyorum saldırırsa diye. Ama buradan burayı ele geçiremez. Şimdi buraya topladığım tanklarla füze üssünü ele geçireceğim. Gördüğünüz gibi 13 tankla saldırıyor. 25 tankımı yenemeyecek. Hatta yolda giderken bir de darbe aldı. Füze üsleri ve helikopter üsleri gibi şeyler tanklar tarafından tahkim edilemiyor. Burada bekleyeceğiz ki füze üretilsin. Evet, ilk füzemiz üretildi. Füzemizi düşman üstüne yollayalım. Ve tanklarla saldırıya geçelim. Gördüğünüz gibi Modern Conflict'teki oynaması son derece hızlı, basit ve de eğlenceli bir oyun. Burada aldığımız puanlarla çeşitli upgrade'ler yapabiliyoruz markette. Farklı oyun modları bulunuyor. Free to play bir oyun ancak pek çok teknolojiyi açmak için oyun zorlaştıkça bu petrol fırçasını almak için gerçek parayı bastırmamız gerekiyor. Ben de gerçek para harcamayı çok sevmediğim için free to play oyunlarda oyunun eğlenceli kısmını oynuyorum. Gerçek fiyatları gördüğünüz zaman zaten 20 fıçı petrole 2 dolar vermek ya da 1000 fıçıyı 100 dolara almak gibi bir seçenek var ama 1000 fıçı ile bile artı 1500 fıçı bonusla bile oyunun sonuna kadar yetecek petrole sahip olamıyorsunuz. Görevi tamamladığımızda aldığımız altınla reinforcement puanları satın alıyoruz. Ve tıkır 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 gittiğini görüyoruz. Bir de petrolün tadına varalım diye tabii ki bize 10 fıçı petrol de veriyorlar. Bunları da alıyoruz ve harcadığımız zaman bunlar yenilenmiyor. Önceki oyunda bu bonuslar yenileniyordu. İkinci oyunda bunları yenilemeden daha çok para kazanabileceklerini fark etmişler. O yüzden yenilemiyorlar. Ama oyun grafikleri güzel, stratejisi basit. Bu yüzden ben çok sevdim. Şimdi burada farklı bir haritadayız. Aradaki yolları görüyoruz. Her yerden her yere saldırılamıyor. Hızlı bir şekilde deneyelim. İlk defa oynuyorum bu haritayı. Evet, burada mahvolduk mesela. Birazdan burada da mahvolabiliriz. Hemen hızlı bir çekiliş yaparsak düşmana tuzak kurup
kayıp verdirmiş oluyoruz giderken. Korumalı üssü ele geçirdi. Orada saldırmak intihar olacaktı. Hemen geri çekildim. İleri geri dans edeceğiz ama yolda da hasar almaya devam ediyoruz. İşim çok zor gerçekten. O yüzden reinforcement çağırmak zorundayım. Üssü korumaya almak zorundayım. 15 tane tank hemen desteğe geldi. Hatta düşmana bir de hava saldırısı çağırdım. Artık ne varsa kullanacağım. O puanları bol bol harcattı bize. Eyvah eyvah. Ne yaparsam yapayım bu bölüm fazlasıyla zor olacak gibi gözüküyor. Ve şu an hakkımı kullandığım için bir süre yardım da çağıramıyorum. Haritanın tamamı düşman tarafından ele geçirildi ve yenildim. Gördüğünüz gibi oyun ilk bölümde gösterdiğim kadar hızlı ve kolay değil her zaman. Öyle bir şekilde hızlı geliyor ki adamlar bazen neye uğradığınız şaşırıyorsunuz. Tekrar tekrar deneyip takılıyorsunuz ya da farklı stratejiler geliştiriyorsunuz. Biraz dolaşıp şu birimlerin eritmesine izin vereceğim. Sonra saldıracağım bu sefer. Hadi bir daha saldır. Fırsatçılık yaptık. Güzel. Olan üstleri korurken bir yandan saldırıyorum. Az evvel de aynı ünitelerle başlamıştı düşman. Taktik farklılığının ne kadar değişik sonuçlar doğurduğunu görebilirsiniz. Elli oldu düşman. Sakat bir durumdayız. Dikkat edin, tahkimli üstüme direkt gelmiyor. Ve yolda gelirken bana zarar vermeye devam ediyor. Yine tuzak kuracağım. Trap geri ateşte 10 tanesini indirmeyi başardım. Bir daha yapacağım. Bir 6 tane daha indirdim. Ve zaten artık şu an bana zarar veremeyecek kadar zayıfladım. Ne olduğunu anlayamadan yapay zeka yenilgiyi tattı ve aynı haritayı kazandım. Yani gördüğünüz gibi aslında maharet, strateji, el alışkanlığı gerektiren bir oyun. Modern. Burada bonus kazandım. Artileri. Oyunu bu şekilde oynayarak son derece eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. User Agreement'la uğraşmadan şu şekilde de kapatabilirsiniz her zaman için. Teknopatnet'i izlediğiniz için teşekkürler. Yeni oyun videolarında ve yeni incelemelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.